Enginarın tohumluk hali, bu yenecek kısımları toplandı. Şimdi tohumluk hali. Gördüğünüz gibi renkli bir çiçek de oluşturuyor, süs bitkisi gibi. Tamam. Çok güzel. Evet. Süheyla mı bunlar? Burada 16 çeşit bitki var. Bunlar stevia var. Ondan sonra tıbbi nane var, kekik var, ekinezya var, yani melisa var. Ve bunlar çok güzel, verimi çok yüksek. Lavanta da dahil olmak üzere 16 çeşit ürünümüzün olduğu, limonato da dahil. Hatmiler vesaireler. Burada yepyeni bir deneme yapıyoruz. Ordu'da daha evvel denenmeyen ürünler var. Bunun birkaç faydası var. Birincisi ekonomik olarak fındıkta dönümünden 2000-2500 lira kazanılırken buradan 25-30 bin lira kazanç imkanı var. Hatta bu 80-90 bin liraya kadar çıkıyor. Bunlardan adı da üstünde, tıbbi aromatik bitkiler olduğu için hem tıbbi olarak ilaç yapımında hem kozmetikte kullanılabiliyor. Bu noktada yepyeni bir sahayı deniyoruz ordu için. Ekonomi, ordu ekonomisine katkısı olacak. İstihdama, işsizliğe engel olacak bir çalışma, bu çözüm olacak bir çalışma. Dolayısıyla burada yoğun olarak bir çalışma sürdürüyoruz. Bunun dışında kuşkonmaz gibi aynı zamanda gastronomide kullanılan çok önemli bir ürün bu. Onun dışında enginar çalışmalarımız var. Enginar orduyu çok sevdi. Enginar noktasında çalışmalarımız, karpuz kavun denemelerimiz var. Geçen sene 18 kiloluk 8 tane karpuz çıkmıştı bir çekirdekten. Şimdi o denemeleri burada yapıyoruz. Serada kavun denemelerimiz var. Açık alanda kavun denemelerimiz var. Dolayısıyla orduya yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz ordu ekonomisine. Bu aynı zamanda dediğim gibi hem işsizliğe çözüm olacak, hem gelir kaynağı olarak daha zenginleşmemize vesile olacak. Aynı zamanda da yeni bir sanayi kolunu, ilaç sanayini, kozmetik sanayini burada oluşturuyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Kavun hem açıkta hem de serada oluyor. Bu arıkan türü. Bu da Süheyla'mız. Dolayısıyla bunları deniyoruz. Çok da iyi sonuç verdi. Meyvacılıkta da yeni ürünleri böylece deneyerek yaygınlaştırmak istiyoruz. Ordumuzun yerli tohumundan, ata tohumundan yapılan salata. 700 çeşidi olan ata tohumlarımız var bizim. Tamamen ordumuza ait. O bölgenin işte sebzelerine ait. Bundan sonraki amacımız hem organik olarak hem bölgemizin ürünleri olarak bunlara ağırlık vermek hem de ekonomik bir zenginlik kazanmak. Bizim millet görerek inanır ve bunları, bu çalışmaları görerek, ispatlayarak bunların olabileceğini gösterdik. Bu sene iyi mahsul sayın Mutlu Bey. Harika. Bunlar kışın gideceksiniz. Bunları beraber edeceğiz. Yaşı 200, kilosu 2000 lira. 45-45 lira. Arkadaşlar, fındık altında olan otları biz kesip de öldürmüyoruz. Bunları beşli karma yemi olarak elde ediyoruz. Ve bunlar aynı zamanda hayvan yemi olacak. Beşli yemi olduğu için de sılaj olarak da kullanılabilecek. Böylece eğer biz fındık bahçelerimizin %20'sinde bunu uygulayabilirsek 65 bin baş hayvana yetecek kadar
ot ve bitki yetiştirmiş olacağız. Yem bitkisi yetiştirmiş olacağız. Bu da bize ayrı bir zenginlik kazandıracak. Yaklaşık 400-450 milyon liralık bir gelir kaynağı. Bu da deniz yosunundan elde edilen yeni bir ürünümüz bu. Bunların da protein değerleri, besin değerlerine bakıp belki bunu gübre olarak, belki de yem olarak kullanacağız. Yani her ikisini beraber kullanacağız. Bu da yaptığımız yeni bir Ar-Ge çalışması.